Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV52 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Efe Şevcioğlu. Gündemin gelişen sıcak haberlerini yine TV52 farkıyla ekranlarınıza taşıyacağım. Değerli izleyenler, TV52 ana haber bültenine maalesef yaşanan kazalarla başlıyoruz. Özellikle Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde çeşitli kazalar meydana geldi. Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza saat 13.30 sıralarında Ordu Samsun il sınırında bulunan Akçay Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünye istikametinden Termi'ye doğru gitmekte olan Gökhan T. idaresindeki 06EF7626 plakalı otomobil önce bariyerlere ardından da önünde seyir halinde olan Bülent K.'nin kullandığı 26AL883 plakalı otomobile çarptı. Kazada 06EF7626 plakalı araçta bulunan bir kadın, ikisi çocuk, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bir diğer kaza ise Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi ağır yaralandı. Kaza Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ata Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Güven İdaresi'ndeki 52DG622 plakalı otomobille Emre Dikyol'un kullandığı 52DB389 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Yaralılara 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Değerli izleyenler, Ordu şehir trafiğinin dört gözle beklediği projelerden biri olan Ordu çevre yolu inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle birinci etabında meydana gelen heyelan nedeniyle çevre yolunun birinci etabı da aslında gecikmişti. Şimdi çevre yoluyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Daha önce de açıklama yapılmıştı bununla ilgili Karayolları Genel Müdürü'nden, ancak bununla alakalı önemli açıklama ise AK Parti Ordu Milletvekili Doktor Şener Yedi Yıldız'dan geldi. Şener Yedi Yıldız, Ordu çevre yolunun birinci etabının Ocak ayında hizmete gireceğini açıkladı. Ordu'da tüm gözler yapımı devam eden Ordu çevre yoluna çevrildi. Yapımına 2012 yılında başlanılan, gidiş geliş toplam uzunluğu 21 kilometre olan Ordu çevre yolunun 10.7 kilometrelik birinci etabının %97'lik bölümü tamamlanmıştı. Özellikle Altınordu ilçesinde bulunan birinci etapta Terzili Tüneli'nde meydana gelen heyelan sebebiyle açılış tarihi sürekli gecikmiş, Ordu çevre yolunun birinci etabı yıl sonuna kalmıştı. Ordu'ya yönelik yapılması planlanan projeler hakkında konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yedi Yıldız, Ordu çevre yolunun Ocak ayında tamamlanacağını ve aşılacağını söyledi. Ordumuzun sorunlarını hepsi biliyoruz. Ordumuzda yol, su ve sağlıkla ilgili ne yapmak gerekiyorsa, eğitimle ilgili ne yapmak gerekiyorsa hepsini yaptık, yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız. Ordu'nun en büyük sorunu yol, biliyorsunuz. Ordu coğrafyasının yol ağı, karayolları yol ağı, büyükşehirin veya ilçelerin değil, karayolları yol ağı, Tokat ve Çorum'un yol ağından fazla. Bu kadar söyleyeyim size, Ordu'nun hangi coğrafyaya sahip olduğunu anlayın. Tabii ki Ordu'nun yolları inşallah beraber bitiriyoruz. Ben karayolları genel müdürü, Ulaştırma Bakanımız, karayolları genel müdürümüz de bölge müdürümüz de sürekli temas halindeyiz. İnşallah yılbaşına kadar Gölköy ve çevre yolunu bitecek. Ondan sonra da diğer yolları hızla bitirmeye çalışacağız. Projelerin kaldığı yerden sekteye uğramadan devam ettiğini ifade eden Yedi Yıldız, su ve yol sorunlarının çözüleceğini aktardı. Belediyemizin asfalt programının devam edebilmesi için ben seçimden önce o zamanki Enerji Bakanımız Sayın Berkman Bey'le 10 bin ton bütün istemiştim ve onu vermişti, sağ olsun. O bütün alımını devam ediyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediye'miz ilçe belediyelerini duymasın onu yalnız. İnşallah Büyükşehir Belediye'miz kendisine ait yol altında bayağı ilerleme yapacak. Birçok eksiğini veya yapması gerekeni yapacak inşallah. Ben ilçe belediyelerimizle biraz ülkeli diye düşünüyorum inşallah. Şu meselesinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir kasaya konuştuk. İnşallah o bu işin üzerinde onlar da halledecek. Daha çok arka ilçelerindeki su sorununu inşallah çözmeye çalışacağız. Değerli izleyenler, Türkiye'de bir ilk Akkuş da hayata geçirilmiş oldu. Akkuş Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Çocuk Koruma Birimi projesi uygulamaya konuldu. Önemli bir proje olan Çocuk Koruma Birimi'nin açılışı
Akkuş ilçesinde gerçekleştirildi. Program hakkında Akkuş Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık TV52 ana habere önemli açıklamalarda bulundu. Ve eğitimli nesiller yetiştirmek temennisiyle hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Türkiye'de bir ilk Ordu'nun Akkuş ilçesinde hayata geçirildi. Akkuş Kaymakamlığı güven projesi kapsamında çocukların geçmiş ve gelecek arasındaki köprüsünü de sağlıyor. Genç ve girişimci bir kaymakam olarak çocukların geleceğe daha emin adımlarla bakmalarını sağlamak adına kolları sıvayan Akkuş Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, güven projesi kapsamında Türkiye'de bir ilk olan çocuk koruma birimini hayata geçirdi. Çocuk koruma biriminin içerisinde oyuncaklardan tutun da birçok hikaye kitabına kadar her şeyi bulmakta mümkün. Projenin çıkış noktası ve içeriğiyle alakalı olarak Akkuş Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık TV52 haberi önemli açıklamalarda bulundu. Güven projesinin aslında çıkış noktası çocukların mutlu ve huzurlu bir şekilde geleceği hazırlayabilmek adına ortaya çıkmış bir proje. Güven projesinin açılımına gelecek olursa güçlü, ümitli ve eğitimli nesiller noktasında çocuk bugüne kadar ne yaşamış olursa olsun geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi olarak güven projesi ve çocuk koruma birimini bugün Akkuş'ta başlatmış bulunuyoruz. Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, proje içerisinde yer alacak olan aile ve çocukların sayısından bahsetti. Çocuk haklarının proje vasıtasıyla aktarılacağını ifade etti. Olmasının sebebi şöyle, çocuk bugüne kadar ne yaşamışsa ya da psikolojik olarak bir şeyler yaşamış olabilir. Ama biz Akkuş Kaymakamlığı olarak himayemizde yürütülecek olan bu projede öncelikle çocukların yüksek yararını gözeterek onların her zaman yanında olduğumuzu onlara göstermek için böyle bir projeye başladık. Akkuş'ta kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan 880 personelin çocuk hakları özelinde eğitim alacaklarını ve bunu mahalle mahalle gezip vatandaşlara anlatacaklarını söyledi. Geçmişten olanlarla bugündeki şu an Akkuş'ta bulunan 880 tane personelin en az 1000 tane ailenin ve 2920 tane çocuğumuzun eğitim göreceği, çocuk haklarını öğreneceği, ayrıca çocukların kendi haklarını öğrenebileceği bir proje başlattık. Akkuş genelinde çocuk haklarını öğretebilirsek, çocuk haklarını hem kamu kurumunda çalışan personellere, hem ailelere, hem çocuklarımızın kendilerine anlatabilirsek, çocuklarımız kendi haklarını bilirse daha güzel ve daha iyi bir toplum inşa edebilmek için güçlü, ümitli ve eğitimli nesiller yetiştirmek amacıyla böyle bir projeye başlamış bulunuyoruz. Önce kamu kurumunda çalışan personellerin, 880 tane personelin hepsi bu eğitimi alacak. Eğitimi tamamladıktan sonra köy köy akkuşu gezerek en az 1000 tane ailemize, bu da yaklaşık bir bay bir bayan dediğimiz ama 2000 kişi eder en azından, ulaşabildiğimiz kadar. En az hedefimizi bu olarak koyduk ama gerçek hedefimiz Akkuş'un tamamına ulaşıp çocuk haklarını anlatabilmek. En az 1000 aile hedefiyle beraber buna başladık. En sonunda çocuklarımıza bakın sizin haklarınız bunlar. Şöyle önce toplumu inşa edebilmemiz için çocuk haklarına karşı bakışı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Çocuk haklarına bakışı değiştirip çocuklara olan davranışlar değiştiği zaman bakın çocuklar sizin de böyle bir hakkınız var deyip çocuklara anlatmaya başlayacağız. En son çocuklarımızı eğitim programını alıp çocuklarla beraber bu eğitimi tamamlayacağız. Proje içerisinde yer alan bir başka isim Akkuş Devlet Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Şenay Mevlitoğlu da açıklamalarda bulundu. Sadece Ordu'ya da değil tüm Türkiye'ye yayılması için uğraşlarını da vereceğini ifade etti Vali Bey. O yüzden de çok mutluyum. O yüzden bizim burada verdiğimiz emek aslında Türkiye'nin belki de kaderini değiştirecek. Yapılan konuşmaların ardından Akkuş Kaymakamlığı bünyesinde hayata geçirilen çocuk koruma biriminin açılışı gerçekleştirildi. Güçlü, ümitli ve eğitimli nesiller yetiştirmek temennisiyle hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Değerli izleyenler, 19 Ekim Muhtarlar Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'nun ilçelerinde de kutlandı. Akkuş'ta Muhtarlar Günü sebebiyle çeşitli etkinlikler yapıldı. 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında Akkuş ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Program ilk olarak Akkuş Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra etkinlikte saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Daha sonra 19 Ekim Muhtarlar Günü hakkında Akkuş Muhtarlar Derneği Başkanı Şenol Basmacı bilgiler verdi. Bugün Muhtarlar Günü 4. yılını kutluyoruz. Bundan böyle de her yıl 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanacak olup bu anlamlı günü göreviyle, layıkıyla yürüten tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Muhtarlarımız bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin kurumlarını temsil etmek ve halkımıza devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlarımız olduğunu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yeniden kurumların başına gelen muhtarlık, en ücra yerleşim yerine bir çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Seçmen muhtarının 24 saat kapısını çalabileceği siyasal değil çözüm merkezi olduğunu bildiği bu kurumu kendisine daima yakın hissetmektedir. Muhtarlar Günü'nün önemli bir gün olduğunu ifade eden Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, belediyenin ve muhtarların ortak çalışma alanı içerisinde birbirine bağlı olduklarını ifade etti. Böyle özel günlerde özel şeyler konuşmamız lazım. Özel günün de kadrini bilmek lazım. 365 günde bir gün Muhtarlar Günü ise bu bilinçle bu günümüzü doyasıya yaşamamız lazım, kutlamamız lazım. Bu anlamda ben bu 5 yıllık birlikte çalışmışlığımız, başardığımız çok güzel işlerin ve birlikte yol yürüdüğümüz için kendimi şanslı görüyorum. Değerli izleyenler, Fatsa'da da Muhtarlar Günü sebebiyle çeşitli etkinlikler de düzenlendi. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Fatsa Belediyesi tarafından tüm mahalle muhtarlarına yemek düzenlendi. 19 Ekim Muhtarlar Günü tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da kutlandı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Program ilk olarak Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Naci Kızılkaya açıklamalarda bulundu. Fatsa Muhtarlar Derneği bünyesinde önceliklerine göre doğrudan çözüme ulaştırmak adına elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Hediye eden Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bizler belediyeler olarak muhtarlarla en yoğun çalışan kurumuz. Bizim 89 tane mahallemizde 89 tane muhtarımız var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe Muhtarlar Günü'nü kutladı. Çelenk sunma programının ardından Fatsa Belediyesi tarafından muhtarlara yönelik olarak onur yemeği düzenlendi. Birlikte çalışıyoruz, birlikte vatandaşımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Ordu Dernekler Federasyonu üyeleri hafta sonu kahvaltı programında Ordu Protokol ile buluştu. Ordu Dernekler Federasyonu bugün Ordu'daki ziyaretleri kapsamında yapılan kahvaltı programına katıldı. Düzenlenen programa Ordu Valisi Settar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Ordu üyeleri ve ilçe belediye başkanları katılım gösterdi. Ordu Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Sezer Turan, İstanbul'da gerçekleşen Ordu günlerinde birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını ifade ederek ORDEF olarak Ordu'da bulunma sebeplerini açıkladı. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Milletvekili, bizler için çok kıymetlisiniz. Biz İstanbul'daki Ordu günleriyle alakalı yalnız olmadık, birlik beraberlik içerisinde olduk. Her sene İstanbul'da teşekkür yapıyor idik ama bu sebeple bir farkındalık olsun. Ordu'da yerinde biz teşekkürümüzü gerçekleştirelim, sizlerle beraber olalım dedik. Bu vesileyle burada toplanmış bulunuyoruz. ORDEF Genel Başkanı Celalettin Dervişoğlu 4 gün boyunca süren Ordu günlerinin istatistiklere göre en fazla katılım olan program olduğunu belirtti. İstanbul'da yaşayan İstanbullulara, öncelikle hemşerilerimize, daha sonra misafirlerimize sunduğumuz 4 gün boyunca süren geniş kapsamlı bir program yaptı. Bunun neticesinde istatistiklerle yapılan, İstanbul Büyükşehir'in yaptığı istatistiklerle bize en güzel program ve katılım noktasında en büyük katılım yapılan program olarak kabul ettiler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Günleri etkinliğinin her geçen yıl daha iyi olmasını planladıklarını söyleyerek hemen ardından pek çok kurum ve kuruluşun desteğiyle gerçekleşen Ordu 1. Ulusal Kitap Fuarı'na da değinerek bu tür programların çok önemli olduğunu aktardı. Her geçen gün daha iyi gitmesini arzu ettiğince daha iyi gittiğine inandığımız 8.'si gerçekleşen Ordu Burada İstanbul'da sloganıyla Ordu Günleri'nin 4 günlük programı hangi formatta nereye doğru gittiğini görebilmenin biraz da heyecanı ve mutluluğu var. Ama aslında devamında da Batmanlı Belediye'mizin ev sahipliği, valiliğimizin, büyükşehirimizin, diğer kurum kuruluşlar, Kültür Bakanlığımızın, Milliyetin Bakanlığımızın ve diğer üniversitelerimizin, tabii KOSGEB var içerisinde, Türkiye Odaları Borsalar Birliği var, çeşitli kurum kuruluşlar bir arada gerçekleştirdiği bir kitap fuarının hemen devamında olması. Ben tabii ki bu programların başarılı geçmesinin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Başkan Tekintaş, Ordu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Bu vesileyle bir kez daha Ordu Başkanı Eylül Tutun'a teşekkür ederken ilimizdeki bu güzel program için hep birlikte olan mutluluğuyla bize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Milletvekili Şener Yediyıldız, orduların gittikleri her yere medeniyetlerini götürmeleri gerektiğini kaydederek Ordu'ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Orduların gittikleri yere medeniyetlerini götürmeleri lazım. Ordu'nun medeniyetinin İstanbul'da var olması lazım, yaşaması lazım. Sivil toplum örgütlerimiz İstanbul'da bu gayretlerini, bu hedeflerini yürütmekteler. Kendi aralarında herkes kendi mahallesinin, kendi ilçesinin, kendi çevresinin örfünü, adetini, yemeğini onlarda var etme, yaşatma uğruna çalışmaktalar. Ordu'da orduları senede bir kere bir araya getirerek orada İstanbul'da orduların birbirini ve beraberliğini gösteren bir ordu günü faaliyeti yapmakta ve orada ordular hep beraber bir araya gelmekte ve orada öykünü, adetini, geleneği yaşatmaktadır. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah daha güzel şekilde, daha iyi şekilde bu birliktelikleri ortaya koymak lazım. Vali Settar Yavuz, ortak aklın ve birlikte yönetim anlayışının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Değerli arkadaşlarım, biz ortak aklı, birlikte yönetim anlayışını bu yüzyılın olmazsa olmaz bir şartı olarak görüyoruz. Şehirler ortak aklı, istişare kültürünü ve birlikte yönetim anlayışını özümseyebilir ve bunu bir hayat biçimi haline getirebilirse şehirler, ülkeler hızla kalkınır. Benden çok biz diyebilmeyi, birlikte başardık diyebilmeyi, başarıyı sahiplendiğimiz gibi başarısızlığı da sahiplenebilirsek zannediyorum doğru bir yol ve yöntem, usul belirlemiş oluruz. Settar Yavuz, belediye başkanlarından ve Ordu Günlerine katılacak herkesten Ordu markasını öne çıkarmaları isteğinde bulundu. İlçelerimizin oraya gittiğinde kendilerine yeni sloganlar bulsunlar. Bizim format üzerinde biraz daha hep beraber çalışmamız lazım. Yani valiliğimiz, Ordu Efimiz, ilçe belediyelerimiz, iş adamlarımız, burada üretim yapan arkadaşlarımız, işletmelerimiz, özellikle çeşitli doğal ürünler üreten, burada biliyorsunuz organik ürünler üreten bizim işletmelerimiz var, çok bilinmeyen. Ordu üyeleri ve gelen davetliler programdan oldukça memnun kaldı. Değerli izleyenler, Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivinin erken hasat edilmesi durumunda ürünün depo ömrünün kısalacağını söyledi. Hasada sayılı günler kala gözler dallık kiviye çevrildi. Hasat için üretici gün sayarken erken hasat uyarısı da Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar'dan geldi. Uzunlar yaptığı açıklamada bölgede fındıktan sonra üreticisine en çok kazandırılan tarım ürününün başında kivinin geldiğini kaydetti. Yaklaşık 20 yıldır Ordu'da kivi üretimi yapıldığını ifade eden Uzunlar, kivinin bu yılki hasadına kısa zaman kaldığını aktardı. Şimdi siz de ifade ettiğiniz gibi fındıktan sonra en katma değer üreten Ordu ilimizde kivi. Tabii kivi 20 yılı aşkın
Ordu ilinde, ilçelerimizde Tarım Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürü kanalında yapılan bir ürünümüz. Uzunlar henüz kivinin hasat edilmesi için belli şartların oluşmadığını ifade ederek henüz kivinin hasadına 10-15 gün olduğunu söyledi. Kivinin hasat edilmesi için suda çözünür kuru madde miktarının %7 ile 9 oranları arasında olması gerektiğine vurgu yapan uzunlar, üreticilerin erken hasattan kaçınmasını istedi. Bununla ilgili sizin de ifade ettiğiniz gibi kivi zamanında toplanmazsa, aroması 6,5-7'yi bulmazsa toplanan bu kiviler hiçbir tadı olmaz, hiçbir anlamı da olmaz. Biz ne yazık ki diyoruz ki Ordu ilinde bazı üreticiler kivileri erken toplayıp sattıklarını duyduk. Erken hasat edilen kivinin depo ömrünün kısa, arama lezzetinin ise istenildiği gibi olmayacağını kaydeden uzunlar, Ordu kivisinin yıllardır kendisine has bir aroması vardır. Dolayısıyla hasadı erken yapılan kivi bu markaya da zarar vermektedir ifadelerini kullandı. Uzunlar, ürünü erken hasat eden üreticilerle ilgili çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi. Erken toplanırsa, aroması alınmadan yenirse yenmez. O zaman ne oluyor? Bir markalaşmayı da zedeliyor. Her türlü zedeliyor. Yani yıllardan beri Ordu kivisinin aroması ki doğru, damak tadı doğru. Ama nasıl doğru? Zamanında toplanırsa doğru. Yani bu üreticilerimizi kınıyorum. Allah'a havale ediyorum. Yani bununla ilgili yasal yapılması gereken ne tedbiri varsa bununla ilgili de çalışmaları başlatacağız. Sevgili izleyenler, İşkur İl Müdürü İsa Kaymak yapılan yeni proje ve programlar hakkında TV52 mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. İşte anne ve işe ilk alım projesiyle kadınların ve gençlerin iş sahibi olmasını hedeflediklerini söyledi. Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, İşkur'un yeni proje ve programlarını anlattı. İşte anne ve işe ilk adım projelerinin hayata geçirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenleneceğini anlatan İsa Kaymak, bu doğrultuda İşte Anne projesinin uygulanmaya başladığını ifade etti. Bir tanesi İşte Anne projesi adı altında başlattığımız bir proje. Söz konusu projeye ilişkin kadınların mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirileceğini belirten Kaymak, proje hakkında bilgiler verdi. Bu projede kadın istihdamını desteklemeye yönelik bir proje, 0-14 yaş arası çocuğu olan, sosyal yardım alan veya aile sosyal politikalar ya da aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğü tarafından bize yönlendirilen kadınların işe yerleştirilmesi, çeşitli programlardan faydalandırılmasına yönelik bir program. İsa Kaymak, işe ilk adım projesi kapsamındaysa üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençlerin 6 aya kadar olan işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim kazanmalarının sağlanacağını aktararak şunları kaydetti. Bir başka yeni başlattığımız, startını verdiğimiz projelerden birisi işe ilk adım projesi. Üniversitelerden mezun olmuş 2 yıllık, 4 yıllık fark etmiyor bu durumda olup, mezun durumda olup son bir aydır işsiz olan, işbaşı eğitim ya da aktif iş gücü programlarındaki diğer koşulları sağlayan genç arkadaşlarımızı işe yerleştirmek üzere oluşturulmuş bir program. Kreş desteğine de değinen İsa Kaymak, işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2 ve 5 yaş arası çocukları için aylık 400 liraya kadar bakım desteğinin kurs ya da program süresince ödeneceğini sözlerine ekledi. 2-5 yaş aralığında da çocuğu olan kadınlara yönelik de, annelere yönelik de daha doğrusu 400 liraya kadar kreş desteği sunuyoruz. Bu desteği hem işte anne projesinden yararlananlara hem de işte anne projesi dışında olup 2-5 yaş arasında hali hazırda çalışan veya bundan sonra çalışacak olan annelere de bu desteği sunmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, Ordulu iş adamı İlkay Demir, Ankara'nın önemli noktalarından biri olan Gölbaşı'na önemli bir yatırımı kazandırdığı açılış Ordu bürokrasisini de buluşturdu. Ordulu iş adamı İlkay Demir, Ankara'nın önemli noktalarından biri olan ve eşsiz güzellikleri bünyesinde barındıran Gölbaşı'na önemli bir proje kazandırdı. Gölbaşı'nda eşsiz manzaraya nazır ve mükemmel konseptiyle göz dolduran Ocakbaşı restoranda yok yok.
Özellikle kebap ve çeşitli yemeklerin yer aldığı restoranın açılışı ordu bürokrasisini de buluşturdu. Ordu milletvekilleri ve bazı ilçe belediye başkanları da açılış törenine katıldı. Program mehter gösterisiyle başladı, ardından açılış öncesi protokol üyeleri konuşma gerçekleştirdi. Gelişen, güzelleşen Gölbaşımıza bu gibi tesislerimizin açılması tabii ki bizleri çok memnun ediyor. Şu zor zamanında, ülkemizin zor zamanında yapılan bu tür yatırımların sonuna kadar arkasındayız. Allah nasip ederse seneye gölümüz temizlendiği zaman bu tesisimizin gerçekten manzarası diyecek olmaz. Çok güzel bir manzaraya sahip olur. İnşallah işletmeci arkadaşımız da bu manzaraya layık hizmet edeceğine inanıyoruz. Ama bizi de ilgilendiren tarafı inşallah birazdan ve ileriki günlerde tadacağınız et bizim Ayvası Perşembe Yarası'ndan gelecek. Ben buranın başta Ankara'mıza, Gölbaşımıza ve işletmecimiz İlkay Bey ailesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu mekanda hayırlara vesile olur. En azından istihdam adına da 3-5 kişi olsa burada çalışacağı için güzel bir olaydı. Bu müteşebbislik noktasında ilgili arkadaşları kutluyorum. Bol kazançlar, hayırlı kazançlar diliyorum. Milletvekili Berdi Bekin ardından kürsüye çıkan isim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun oldu. Derlerdi ki Aybası'da macunlu araba olamaz. Çünkü hayvancılığın yarattığı ekonomik getiri önemli bir değerdi. Son yıllarda bu ivme kaybetti. Gerçekten ciddi anlamda bir sorun haline geldi. Ama değerli hemşerimiz beni ziyarete geldiğinde, davetiye getirdiğinde ben eti Aybastı'dan getireceğim dedi. Bu da gerçekten çok güzel bir gelişme. İnşallah bu tür işletmelerin sayısı artar ve Aybastı'nın da hayvancılığına çok önemli katkıda bulunur. Böylesine hakikaten farklı bir mekanı bir ordulu olarak bizlere kazandıran İlkay kardeşime çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı uğurlu etsin diyorum. İnşallah burada ordu lezzetini, ordu tadını hep birlikte tadacağız. Herkesin iş yapmaya korktuğu bir dönemde, çekindiği bir dönemde bu büyük bir cesaret örneği, büyük bir farklılık örneği. Bu cesaretinden ve farklılığından dolayı İlkay kardeşimi tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu etsin. Kürsüye çıkan son isim AK Parti Ordu Milletvekili Şenal Yediyıldız oldu. Burada bir Bingöl Ordu ortaklığıyla beraberiz. İnşallah bu birlikteliğin güzel günlerde, daha iyi günlerde olacağına inanıyorum. Çünkü Bingöl'ler bu işin hamurunu iyi bilirler, ordular da ticaretini iyi bilirler. İnşallah bu birliktelik daha güzel günlerde daha ileriye doğru gidiyor. Çok heyecanlıyım. Gelen büyüklerinden Allah razı olsun diyorum. Yapılan konuşmaların ardından Ankara'nın en önemli noktalarından biri olan Gölbaşı'nda Ordulu İş Adamı İlkay Demir tarafından açılan iş yeri için kurdele kesildi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ordu'nun Perşembe ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaklaşık 10 gün önce Zilsiz Okul Projesi uygulaması başlatıldı. Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerin derse giriş ve çıkışlarının bildirildiği zil uygulamasının kaldırılmasına karar verildi. Perşembe'de 17 okulda uygulamaya konulan proje ile öğrencilerin zamanı daha dikkatli kullanmaları, sorumluluk bilinci ve güven duygusunu kazanmaları amaçlanıyor. Bir hafta olacak Zilsiz projemiz başladı biliyorsunuz artık. Herkes zamanını kendisine göre ayarlıyor. Teneffüsümüzde de biliyorsunuz ki evet zilimiz çaldı. Şimdi dışarı çıkacağız. Perşembe Milli Eğitim Müdürü Murat Çulfas, ilçedeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaptığı açıklamada sakin şehir unvanına sahip ilçedeki tüm okullarda zilsiz okul projesini hayata geçirdiklerini söyledi. İlçemiz sakin şehir olması münasebetiyle biz de okullarımızda zilsiz okul projesi uyguladık. Zil çalmadan kontrolümde zaman sloganıyla uygulamanın başladığını belirten Milli Eğitim Müdürü Murat Çulfas, projeyle öğrencilerin zamanı kontrol edebilme kabiliyetlerinin gelişmesini amaçladıklarını ifade etti. Zil çalmadan kontrolümde zaman sloganıyla ilçemizdeki bütün okullarda bu projeyi başlattık. Yaklaşık 10 gündür devam ediyor. Bu proje neticesinde öğrencilerimizin zamanı kontrol edebilme, kendi kendilerine hem derse giriş ve hem de çıkışlarını kontrol edebilme kabiliyetlerini geliştirme, artı zamanlama ve programlama
kabiliyetleri artsın diye böyle bir proje kararı aldık. Murat Çulfas, ilçe merkezindeki okullarda aynı anda zil çaldığı zaman gürültü kirliliği oluştuğuna dikkati çekerek konuşmasını şöyle devam ettirdi. 6 tane okul var ilçede. Sürekli zil sesi duyduğunuz zaman bu hakikaten rahatsız edici. Biz sakin şehir konseptine de uygun olsun istedik. Artık zil sesi duymuyoruz. Gürültü kirliliği yok. Artı öğrencilerimiz de kendilerini zil komutu olmadan da kontrol etme kabiliyeti kazanıyorlar. Başlatılan uygulamadan öğrenciler de oldukça memnun. Yani saatleri kendimiz belirledik. En azından üzerimizde bir sorumluluk oldu. Hani bunun bilincinde olduk. Onu ayarlayarak kendimiz dışarı çıkıyoruz, içeri giriyoruz. Yani hiç olmazsa kendi bilincinde, yani onun bilincindeyiz. Bu zil uygulamasını çok beğendim. Çünkü bize yani zamanı denetlemeyi, kontrol etmeyi öğretti. Derse girerken çıkarken kendimiz ayarlayıp kendimiz çıkıyoruz. Yani bu bize bir sorumluluk yüklemiş oluyor. Bu yüzden her öğrenci kendi zilini kendisi belirleyip çıkabiliyor. Bu proje bize zaman kavramını ve zaman nasıl kullanmamız gerektiği hakkında büyük bir sorumluluk verdi. Bizim için güzel bir uygulama. Beğenerek de yapıyoruz. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Uygulamanın hayata geçmesinin ardından küçük yaştaki bazı öğrencilerin ilk etapta zorlandığını aktaran Çulfas, artık tüm öğrencilerin uygulamaya alıştığını anlattı. Öğrencilerimiz, özellikle küçük yaştaki çocuklar ilk etapta biraz zorluk çektiler ama artık alıştılar. Zamanla daha da alışacaklarını düşünüyoruz. Sevgili izleyenler, korna sesleri, trafik sıkışıklıkları, sürücülerin tüm gerginlikleri, artık tüm bunlar geride kalacak. Çünkü Ünye trafiğine kadın eli değiyor. Ünye ilçesinin ilk kadın komiser yardımcısı Türkan Sapmaz. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği'nde göreve başladı. Karışık trafikte çalan korna sesleri, sürücülerin bağırış çağrışları artık Ordu'nun Ünye ilçesinde son bulacak. Çünkü artık Ünye'nin trafikte komiser yardımcısı var. Kimden mi bahsediyoruz? Türkan Sapmaz'dan. Kendisi Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğine atandı ve artık Ünye'nin trafiği de ondan sorulacak. Sapmaz'ın gelmesiyle birlikte Ünye'de de trafik akışı yavaş yavaş düzene girecek. Türkan Sapmaz, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle Ünye trafiği konusunda hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber parklanmalar konusuna, kırmızı ışık konusuna, emniyet kemeri konusuna değinmek istiyorum. Özellikle usulsüz parklanmalardan dolayı sizlere bir uyarıda bulunmak istiyorum. Belediye ve hükümet caddelerinde, özellikle Niksar Caddesi'nde olan usulsüz parklanmalardan dolayı maalesef hepimiz bu konuda, bu durumdan muzdaribiz. Pat pat diye tabir edilen araçların trafiğe çıkmaması gerektiğini bilmeyen sürücülerimiz yüzünden mağdur. Güzel bir ilçe olduğunu söyleyerek ilk yerinin Ünye olmasının da mutluluğunu yaşadığını söyledi. Emniyet kemerimiz takabilir miyiz? Bakın önümüzdeki beyefendi takmış ne kadar güzel. Ünye okulları. Trafiğin daha düzenli olması için gayret edeceğini söyleyen Sapmaz, vatandaşlardan da trafik kuralları konusunda daha duyarlı olmalarını rica etti. Bir kadın olarak görev yapmanın zor olmasının yanında teşkilatın kendisinden beklentisinin yüksek olduğunu ifade eden Sapmaz, kendisine duyulan güvene teşekkür etti. Bununla beraber kırmızı ışık konusunda duyarlı olmanızı diliyorum ve emniyet kemerini hem kendiniz takmanızı hem de araçta bulunan herkesi bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyorum. Değerli izleyenler, Ordu Üniversitesi kampüsünün etrafındaki yerleşim birimlerini tehdit eden Çırçıp Deresi'nin ıslah edilmesine yönelik inşaatı süren baraj seti tamamlandı. Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Kampüsü'nün hemen yanından geçen Çırçıp Deresi'nin aşırı yağmurlarda su baskınlarına sebep olan çevre yerleşim birimleriyle üniversite kampüsünü tehdit etmesi üzerine derenin ıslah edilmesi için başlatılan çalışma son aşamaya geldi. Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile derenin gölet haline getirilerek hem su baskınlarının önlenmesi hem de içme suyu temin edilmesi amacıyla geçen yılın başında başlatılan baraj inşaatı tamamlandı. Çırçıp Deresi üzerine inşa edilen ve yüksekliği
yaklaşık 30 metre olan baraj tipi gölet ortaya çıkmasıyla 3000 dekar arazinin taşkınlardan korunmuş olacağı belirtildi. Yetkililer baraj tipi gölet faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 8000 öğrencinin öğrenim gördüğü ve 2000 kişilik öğrenci yurdunun da bulunduğu üniversite kampüsüne içme suyu sağlanacak. Aynı zamanda kampüs alanı ve etrafındaki yerleşim birimlerini tehdit eden dere ıslah edilecek dedi. Değerli izleyenler, Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Karadeniz'in peri bacaları olarak adlandırılan kayalıkların hemen altındaki esrarengiz su sarnıçları görenleri şaşırtıyor. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Karadeniz'in peri bacaları diye gösterilen kayaların bir tanesinin sağ ve sol tarafına oyularak yapılmış su sarnıçları ilgi çekiyor. Su sarnıçlarının kimler tarafından ne zaman yapıldığı ise bilinmiyor. İlçenin Dişkaya mahallesinde bulunan ve görenlerin peri bacalarına benzettiği Dişkaya kayalıklarında küçük ve büyük olmak üzere iki su sarnıcı bulunuyor. Mahallenin en üst zirve noktasında bulunan ve çok az sayıda kişinin bildiği su sarnıçlarına ulaşmaksa neredeyse imkansız. Mahalle sakinleri su sarnıçlarının turizme kazandırılmasını istiyor. Dişkaya kayalıklarının görsel güzelliğinin yanında bilinmeyen bir tarihe de ev sahibi yaptığını belirten vatandaşlar, mahallenin zirvesinde bulunan ve farklı oluşumuyla herkesin dikkatini çeken kayalar üzerine yapılmış sarnıçların geçmiş bir tarihe de ev sahipliği yaptığını düşünüyor. Yetkililerin sarnıçlarda inceleme yapmasını istediğini ifade eden mahalle sakinleri, sarnıçların önemli bir tarihin izleri olabilir. Bu nedenle büyüklerimizden, yetkililerden bu bölgede araştırma yapmalarını istiyoruz diye konuştu. Değerli izleyenler, bu haberle TV52 ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın yine tekrar aynı saatte karşınızda olmak üzere herkese mutlu akşamlar diliyorum. Üçüncü ligde mücadele eden Ordu takımları 9. hafta maçlarının hazırlıklarını tamamladı. Ligin en yoğun haftasında Yeni Ordu Spor liderlik tahtını kaptırmamak, Fatsa Belediyespor ise taraftar önünde kazanmak için sahada olacak. Üçüncü lig, üçüncü grupta sadece Muğla Spor'u yenen ve ligde başka galibiyeti bulunmayan Fatsa Belediyespor, yarın kendi sahasında ligin 9. haftasında Gölcük Spor'la karşılaşacak. Artık puan kaybına tahammülü olmayan Sarı Lacivertliler de parola galibiyet olarak belirlendi. 3 puan için sahaya çıkacak olan Fatsa Belediyespor, ligde artık üst sıralara tırmanmak istiyor. Fatsa ilçe stadında oynanacak heyecan dolu mücadele saat 14'te başlayacak. Liderlik koltuğunu bırakmak istemeyen ve lige sağlam bir şekilde giriş yapan Yeni Ordu Spor, 9. hafta maçında deplasmanda Düzce Spor'a konuk olacak. Mor beyazlı futbolcular son antrenmanını tamamladı ve maç saati için geri sayıma başladı. Yeni Ordu Sporlu futbolcular Düzce Spor maçı için 3 puana odaklanmış durumda. Düzce 18 Temmuz stadında oynanacak mücadele saat 3'te start alacak.